Şimdi sayın rakibim de televizyona çıkmış. Ankara'nın merkezinde Tulumtaş köyünde kanalizasyon hala yok diyor. Muhtar da hemen kendisini yalanladı. Büyükşehir yaptı diye. Yok derken siz 25 yıl Ankara'yı yönettiniz. Bu kanalizasyon kapalı evde de birisi mi açtı? Buralarda su vardı da birisi mi kesti? Yıllardır ne işlerle uğraştınız? Ne işlerle uğraştınız yıllarca? Ancak göz boyayan işlerle uğraştınız. Yerin altındaki yapılan yatırım görünmez diye insanların sağlığını hiçe saydınız. İnsanların en hayati ihtiyaçlarını hep görmezden geldiniz. İşte aramızdaki fark, aramızdaki belediyecilik anlayışı budur. Efendim merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Çalışmalarınız devam ediyor, sahadasınız ama şunu sormak istiyorum. Bir taraftan rakipleriniz de sahada, özellikle rakibiniz Turgut Altun. Bakanlarla program yapıyor, bakanlar oy istiyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakanlarla sadece Ankara'da değil, genelde de bu şekilde. Şöyle bir tahminde bulunabilirim. Bakanlar korumalarıyla gidince herhalde kendini daha güvenli ya da arkamızda hükümet var demek istiyor ama bizim arkamızda halk var, millet var. Gördüğünüz gibi her gittiğimiz yerde binlerce kişi bizi karşılıyor. Niye karşılıyorlar bizi? Onların istediklerini yapıyoruz. Hayali projelerle uğraşmıyoruz. Hesap veriyoruz. Mal beyanımızı açıklıyoruz. Halk da diyor ki evet bu insanlar güvenilir. Biz de bunlara itimat ediyoruz diyor. Mesaj bu. Onlar da aynı mesajı inşallah alırlar. Yani siz sürekli belediye meclisi vurgusu yapıyorsunuz. Hani çoğunluğu alıyorsunuz. Evet, evet. Onlar da bizim arkamızda hükümet mi var demek istiyor. Vallahi işte en büyük yani hükümetin de maaşını, biz de maaşımızı hep zaten halktan alıyoruz. Onun için en büyük güç millettir. Millete güvenmek lazım. Çok şükür Ankara'da da arkamızda ve bunu da sandıkta çok büyük şekilde gösterecek. Tabii ki bakanlarla gidildiği zaman hükümet imkanları kullanılıyor. Ben açıkçası bakın kiralık araçla dolaşıyorum. Belediye imkanlarını hiçbir şekilde seçimde kullanmıyorum. Hiçbirimiz kullanmıyoruz. Bizim vicdanımız rahat ediyor. İnşallah onlar da vicdanla rahat ediyordur. Bu kadarını söyleyebilirim. Hoşça kalın. Yani şimdi onunla ilgili söyleyeceğim şu. Bizim suyumuzu Sağlık Bakanlığı denetliyor. Varsa bir şey Sağlık Bakanlığı'na söylesin. Yani artık seçimi kazanmak için aklına ne gelirse söylemeye başladı. Mevzuatı da bilmiyor maalesef. Çünkü ASKİ Büyükşehir'e bağlı olduğu için mevzuat da bilmiyor. Biz hem kendimiz inceliyoruz hem 1400 noktadan bir yılda 56 bin defa Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı laboratuvarı inceleme de yaptı. Ben de şöyle diyorum. Kazara bir tanesinde bir şey olsaydı, bir problem olsaydı halim nice olurdu değil mi? Allah'a çok şükür Ankara halkı musluktan suyu içebilir. Hiç endişe etmesinler. İyi günler. Hoşçakalın. Abi görüşürüz. Ayrılıyoruz.